Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hatta uzun bir süre sonra hoş geldiniz çünkü bayağıdır video çekemiyordum. Neler oldu, nerelerdeydim onları anlatacağım size. Bir de böyle her zaman yaptığım bir makyaj var. Onu yapacağım, sonra da o makyajı gece makyajına çevireceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak cildimi nemlendirerek başlıyorum. Bunu kullanacağım. Nivea'nın Hydra Skin Effect'ini kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar, uzun zamandır video atamıyordum. Birincisi, öncelikle Instagram'ım hacklendi benim. Böyle bir anda yok oldu Instagram. Resmen buharlaştı yani. Bu arada ben makyaj yaparken çok sohbet edemem. Böyle bir özürlülüğüm var ama deneyeceğiz bugün. Bir baktım Instagram yok. Hatta fotoğraf yükleyeceğim. Bir baktım kaybolmuş Instagram. Yok yani. Böyle bir hafta falan bekledim ama beklemek de çok fazla istemedim. Çünkü hani zaman da kaybetmek istemiyorum. Zaten 4 ay sonunda da gelmedi Instagram'ım geri, gördüğünüz gibi. Yeni bir Instagram açtım. Şu an oradan devam ediyorum. Buraya bırakırım ismimi. Oradan takip edip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Öncelikle bu oldu. Tabii benim motivasyonum bayağı etkiledi. Yalan söylemeyeceğim yani. Etkilendi bayağı motivasyonum. Ama şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bundan sonra böyle düzenli bir şekilde video atacağım. Yani hiç aksatmak istemiyorum. Çünkü ben YouTube'u daha çok seviyorum Instagram'dan. Çünkü bir şey nasıl yapılabilir ya da ne derdim varsa o anda size bunu konuşabiliyorum ya da bir şeyi direkt anlatabiliyorum. Ama Instagram'da öyle bir şey olmuyor. Evet, Instagram'da daha fazla aktifim ama günlük hayatımdan daha fazla şeyler paylaşıyorum. Burada daha çok bilgi paylaşabiliyorum. O yüzden seviyorum YouTube'u. Bu arada 1000 aboneyi de geçmişiz. Çok çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Şimdi bundan sonra daha böyle hani her hafta düzenli bir şekilde video gelecek. Hiç merak etmeyin. Hatta bundan sonra şey gelebilir. Tatile gideceğiz. Orada da vlog çekerim. Hatta orada da makyajlar falan yaparız. Böyle açığı kapatmayı düşünüyorum. Sephora'nın bu fontenini kullanacağım. Yeni Instagram açtım. Onu söyledim. Ondan sonra Covid oldum. Tam böyle hadi YouTube'a başlayayım dediğim noktada Covid oldum. Çok şükür ki ben öyle hani ağır bir şekilde atlatmadım. Ben de eşimle birlikte olduk. Herhalde aşıdan böyle ağır atlatmadığımızı düşünüyorum. Ama çok ağır atlatan arkadaşlarım da vardı. Lütfen dikkat edin. Henüz hala hiçbir şey geçmiş değil. Hala maske, aşılarınızı mutlaka olun. Ben aşı olmasaydım bu kadar rahat atlatamazdım diye düşünüyorum. Yani ben şöyle atlattım. Halsizlik oldu. Onun dışında bir göz ağrım oldu. O kadar. Yani kalkıp ev işimi falan yapabildim. Çok şükür ki. Ama dediğim gibi çok ağır atlatan arkadaşlarım da var. Aşı mutlaka olun. Neyse, orayı uzatmayacağım çok fazla. O arada bir kedi sahiplendim. 4 aydır benimle. Ben bayağıdır video atmıyorum. 4 ay falan olmuştur herhalde. Bir kedi sahiplendim. Şu an bir küçük bir minnoşum var evde. Çok mutluyum iki de sahiplenmişim. Hatta şey diye düşündüm. Bu zamana kadar neden sahiplenmedim yani? Neden sahiplenmedim? Olsun, her işte bir hayır var diye düşünüyorum. Geç diye bir şey yok. Çok mutluyum onu da sahiplendiğim için. Instagram'da hiç öyle bir açık olmadı. Yani 3-4 ay bir şey yapmadığım olmadı. Bu arada çok hızlı konuşuyorum, fark ediyorum ama elimde değil ya. Ben çok tez canlı biriyim. Böyle hemen anlatayım istiyorum her şeyi. O yüzden bunu aşmam gerekiyor. Instagram'da öyle hiçbir zaman ara vermedim. Çünkü Instagram şöyle bir şey, tık diye atıp hani o anki şeyimi paylaşabiliyorum. Ama YouTube öyle bir şey değil. Birazcık daha emek isteyen bir şey. Daha çok gönderi paylaşıyorum. Daha çok bir şeyler paylaşıyorum. O açıdan Instagram iyi ama YouTube birazcık daha emek istiyor. Çünkü işte ışıkları kur, kamerayı kur. İşte ondan sonra editini yap falan, ama beni birazcık zorluyordu. Ama bundan sonra zorlanmayacağımı düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey düşündüm. Bilgisayarım da bozuldu. Editleri yaparken de o yüzden zorlanıyorum. Telefondan halletmeye çalışacağım. Umarım olur. Olmalı. Artık bundan sonra kamera değil, telefonla çekebilirim. Belki hani direkt oradan editleyip kolay olur atmam. Yani bunun için sürekli video atmam için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü ben istemiyorum bu kadar böyle bir ara vermek. Antenimizi dağıttık. Burası şurada bir sivilce çıkmış. O kadar acıyor ki anlatamam. Concealer'a geçiyorum. Essence Rival Lazmi'nin Color Correcting Concealer'ını kullanacağım. Bu arada bu bayağıdır kullanıyorum. Seviyorum. Şey diyecektim size. Şimdi bu makyajı yapacağım ya. Ondan sonra o makyajı gece makyajına çevireceğiz. Zaten inanılmaz kolay bir makyaj, göreceksiniz siz de. Hem onu da göstermiş olurum diye düşündüm. Çünkü bazen öyle şeyler oluyor ki işte iştesiniz, işte put diye akşam yemeği çıkıyor ya da ne, bir kutlama çıkabiliyor. Ona nasıl çevirebilirsiniz onu göstereceğim. Göz altımı kapatıyorum.
Ya şu sünger, Sebile'nin süngeri. Bilmiyorum kaç kere gösterdim size ama yani alınması gereken süngerlerden bir tanesi. Gerçekten çok başarılı, yumuşacık ürünü anında dağıtıyor. Hatta ben eskiden çok fazla fırçayla dağıtmayı severdim fontenimi falan ama şunu keşfettiğimden beri bu süngeri başka hiçbir şey kullanamıyorum. Yani fırça bile kullandığımda böyle hemen bunun üstünden geçmek istiyorum. Öyle bir efekti var. Kaşlarımı dolduracağım. Bravo'nun ne rengi bu? 78 küllü koyu kumral. Bu yeni çıkarttığı bir ürünü. Ben çok çok beğendim. Arkasında da şöyle bir fırçası var. Kaşlarımı dolduruyorum. Ama böyle çizilmiş gibi değil. Sanki aralardan hafif hafif şöyle bir geçiyorum. Bu arada bu kaş kalemlerin 6 ya da 7 tane rengi olması lazım. Bir bakın. Çok güzel. Şöyle bir geçiyorum. Dediğim gibi ben doğallığını kaybetmek istemiyorum kaşın. O yüzden çok böyle kaş kaş yapmıyorum. Kaş kaş yapmıyorum. Böyle bir. Yani ikisinin arasındaki farka bakın. Bence bu yeterli. Bu arada siz beni yönlendirin. Nasıl videolar istiyorsunuz? Mesela atıyorum haftada bir vlog, haftada bir makyaj da olabilir. Nasıl içerikler sevdiğinizi söylerseniz ben de ona göre ilerlerim. Daha iyi olur benim için de sizin için de. Şöyle birazcık ısıtıyorum yüzümü. Sonrasında size bir aldık göstereceğim. Nefis. Hem uygun fiyatlı hem böyle her şey oluyor falan. Çok güzel bir aldık. Pastel'in cream blushlarından 42 roz rengi. Çok güzel bir rengi var. Yani son zamanlarda benim bağımlılığım yani bu. O kadar çok severek kullanıyorum ki. Şöyle hafif parmaklarımla dağıtıyorum. Fazla geldiğini düşünürseniz süngerinizi de üstünden geçebilirsiniz. Daha doğal bir görünüm sağlar böyle. Çok güzel bir renk ya. Yani bu allığı alın aldırın 19 lira mı neydi? Hatta indirimde 14 liralara falan düşüyor. Mutlaka mutlaka bakın. Çok güzel renkleri de var. Highlighter geçiyorum. Birazcık MAC'in Soft and Gentle'ından. Evet, şimdi gözüme geçebilirim. Gözümü ısıtmak için yüzüme sürdüğüm bronzerdan uyguluyorum birazcık. Böyle katlanma bölgeme. Şöyle biraz çekiyorum. Diğerine de. Çok çok basit bir makyaj olacak yani. Kurtarıcı bir makyaj olacak sizin için. Zaten şu bronzer'ı kaş şey bronzer'ı böyle gözünüze geçtiğiniz zaman o efekt bile fark ettiriyor. Ardından highlighter'ımı alıyorum parmağım için çok hafif bu şekilde. Gözümün iç bölgesine birazcık dokunduruyorum. Bu şekilde. Ardından bir tane siyah kalem kullanacağım. Ben Alexavier'inkini kullanıyorum. Siz herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Böyle gözümün dış köşelerini birazcık buğulandıracağım. Çok hafif şöyle bir geçiyorum. Ve şöyle şu ucuna da sürüyorum. Üst ucuna. Bu şekilde oluyor. Bu arada kaleminizin iyi açılmış olmasına, ucunun sivri olmasına dikkat edin. Bu işlemi yapabilmek için. Böyle bir fırçadan yardım alıyorum. Ve bu sürdüğüm yerleri dağıtıyorum. Dış köşeye doğru şöyle biraz çektiriyorum. Temizli fırçayla köşeleri şöyle bir toparlıyorum. Ve gözümün içine de çok hafif geçiyorum. Bu makyajı günlükte de kullanabilirsiniz. Gerçi gece de kullanabilirsiniz. Ama bunu birazcık daha abartacağım birazdan. Onu da göstereceğim. Maskara olarak Essence'ın Lash Princess maskarasını kullanıyorum. Çok seviyorum bu maskarayı bu arada. Yani
Hemen böyle kirpikleri kaldırıyor. Kıvırıyor ve o hani nasıl yaptıysanız o şekilde kalıyor. Yani niye maskara sürdün demeyin. Çok kolay çünkü. Yani siz de bu şekilde başlayıp yapıp daha sonra gece ve daha abartabilirsiniz maskaradan sonra da. Kolay olacağı için. Ruj olarak Maybelline'in Wooden Brown'u kullanıyorum. Dudak kalemiyle çerçeveleyeceğim. Şimdi rujumu da sürdüm. Makyajı nasıl geceye çeviriyoruz onu göstereceğim. Ya geceye dediğim belki birazcık daha abartmak isterseniz onu nasıl yapabiliyorsunuz onu da göstereceğim. Burada kahverengi herhangi bir fardan da yardım alabilirsiniz. Ben Nutrilanda'nın şu rengini alıyorum. Çakalcık fırçama fazlalığını atıyorum. Gözümün bu dış köşesine koyuluk veriyorum. Hem gözü çekiyorum hem de birazcık yoğunlaştırıyorum. Az önce kalem dağıttım fırçayı alıyorum. O fardan kirpik dibine de geçeceğim. Bu şey gibi oldu. Günlük makyajı smokey'e nasıl çeviririz? Altta dökülen farları süpürüyorum. Siyah kalemden tekrar yardım alacağım. Şöyle içlerine iyice dolduruyorum. Buradaki parlak farı alıyorum. Şunu. Şunu. Parmağımın ucuna dokundurup oradaki parlaklığı biraz daha yoğunlaştırıyorum. Yanınızda bir tane siyah kalem, bir tane koyu far, bir tane göz kalemi siyah ve highlighter olursa bu makyajı yapabiliyorsunuz. Yani herkesin yanında çantasında olabilen şeyler bunlar. Makyajım sonuç olarak böyle olmuş oldu. Umarım videoyu sevmişsinizdir ve sizin için faydalı olmuştur. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.